Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kamuoyu ise Türkiye, dünyada grafen maddesini seri üretebilen 10 ülkeden biri olacak başlığına ilgi duysa da aslında bu maddenin ve dolayısıyla söz konusu tesisin açılışının ne anlama geldiği konusu biraz geri planda kaldı. Öyle ki, söz konusu madde tek atom kalınlığında, elmastan daha sert ama esnek, altından bakırdan çok daha iletken bir malzemeden bahsediliyordu. Savunma sanayinde çok kullanılan bir malzeme olduğu için gelişmeleri yakından takip ettiğini bildiğimiz Hakan Kılıç'tan grafeni anlatmasını istediğimizde ilginç bir bilgiyle başlıyor konuşmasına. Tarihte, kullanım alanı olarak bu kadar hızlı rağbet gören malzeme olmamıştır, diyen Hakan Kılıç, grafenin yeni çağın en gözde malzemesi olduğuna dikkat çeken Kılıç, elektronikten mekaniğe, inşaattan sağlık ürünlerine kadar birbirinden farklı alanlarda kullanıldığını, hatta bu kullanım alanlarının giderek arttığını söylüyor. Hakan Kılıç'a göre nasıl ki 1980'lerde bulunan fiber optik teknolojisi veya günümüzdeki nanoteknoloji sanayi ve teknolojide çok şeyi değiştirdiyse grafen de benzer bir süreç başlatabilir. Eskiden olmaz dediğimiz şeyleri bugün fiber optik ve nanoteknoloji ile kolayca yaptığımızı hatırlıyor ve grafen konusunda da benzer bir dönüşümün bizi beklediğini anlıyoruz. Grafen denilen tek veya birkaç atom kalınlığında karbon plaka parçaları ile çok az enerjiye ihtiyaç duyan, çok hızlı çalışan elektronik devreler, algılama araçları yapabiliyoruz. Hastalık teşhisi, tahlil işlemlerinde de grafenin çığır açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Grafen üretebilmenin bilim ve teknoloji alanında yeni yeteneklerin gelişebilmesi için ortam hazırlaması üzerinde duruyor. Bugün kolaylıkla uçak, araba veya elektronik cihaz tasarlayabilirsiniz ama üretimi kısıtlayan en önemli etken malzeme veya malzeme biliminin seviyesidir, diyen Kılıç, şöyle devam etti, grafen veya bir başka kritik malzemeyi kendiniz üretmiyor iseniz o sahada ancak tüketici ve izin verilen tasarımlarla ilgilenen biri olabilirsiniz. Daha ileri gitmenize izin vermezler. Bu tip stratejik ve kritik malzemelerin üretim teknikleri gizlidir. Tedarik yolu ile ihtiyaçlarımızı karşılayamayız. Grafen ile üretim teknikleri çağ atlamıştı. Transistör, sensörler, bilgisayar çipleri, enerji üretimi, deniz ve havacılık araçları, inşaat teknolojisi de tedarik kolaylaştıkça çağ atlayacak. Üretim teknolojisi geliştikçe maliyetlerin zaten düşeceğini anlatan Kılıç, bir örnek veriyor ve cep telefonunuzun pili bir gün yetmez iken, 5 gün dayanabilecek ise maliyet ne kadar önemli olabilir sorusunu yöneltiyor. Maliyet konusunda dünyanın 5. nesil savaş uçakları konusunda izlediği yolu anlatan Hakan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı, "Yaptığınız uçak hem hafif hem radarda daha zor görünüyor, hem de daha güçlü olacak ise maliyet artık önemli değildir." Dünyadaki 5. nesil savaş uçakları bunun için çok güzel bir örnek. Maliyetleri çok yüksek olmasına rağmen ülkeler sipariş vermeye veya üretmeye devam ediyor. Bazen çatlak sesler çıksa bile tehdidi ensesinde hissedenler açısından, askeri teknolojideki rekabet ortamında maliyet ile caydırıcılık arasında kaldıklarında ibre daima teknoloji tarafını gösterir. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.